Merhaba arkadaşlar, Kötü İnsan'a hoş geldiniz. Yeni bir Hans videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda arkadaşlar yine oynama serimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yabancıları ziyaretten oynamıştık. Şimdi sırada bilmek istediğim şey bölümüyle devam ediyoruz. Açıyorum şöyle zorunu, oynayalım. Bu arada oyun başlasın, müziklerini de açacağım. Ben de mikrofonu kapatacağım. Hep birlikte görelim. Trupotas'ı talent까지. 놈들의 경계가 삼엄하군. 곧 공중 지원이 있을 거다. 그때까지 대기하라. 공격이 시작됐다. 지원 생각해. 제작 들었다. 살아남을 놈들은 극기대로 막겠다. 학벌에 추가 지원이 가능하다. 필요시까지 상공에서 대기하겠다. 알았다. 이제 내려가서 남은 놈들을 처리하자. 처리했나? 그럼 다음 목표로 이동하자. 클라라, 현재 초소지로 이동 중이다. 초소지를 지나기 위해선 기초 차단물을 열어야 됩니다. 적들의 경계가 삼엄할 테니 조심하세요. 알았다. 그 경계 초소 확보가 우선이란 말이지? 몸들의 수가 많으니 다들 조심해. 앞에 두 놈을 빨리 처리하고 주위를 확보해. 놈들이 이쪽으로 오고 있다. 다들 대비해. 저항이 만만치 않아. 섣불리 나가지 마. 확실하게 적을 제거하면서 돌파해라. 저 언덕 위에 경계 초소를 확보하는데 좀 더 압박해라. 탄약 장전. 보충 완료! 다시 놈들이 몰려오는데? 굉장히 기가 크다! 다들 몸을 숨겨! 일단 귀찮은 땡이도 먼저 제거해! 놈이 쓰러졌다! 그럼 계속 이동하자! 클라라, 이젠 어떻게 해야 되나? 전파의 우수로 가려면 킹스칼을 타야 됩니다. 먼저 통제실에서 플랫폼 진입문을 열어야 돼요. 하지만 지역 내에 많은 적들은 물론 핸드폰도 감지되고 있어요. 쉽지 않을 거예요. 알았다. 결국 직접 겪어봐야 알겠지. 탄약 장전! 그쪽 말대로네. 공중 지원이 가능하도록 쉘퍼를 먼저 제거하는 게 좋겠어. 다들 준비됐나? 전원 돌격! 좌우 분산해서 이동해. 모여있다가 죽기 십상이야. 쉘퍼를 우선적으로 잡아. 그래야 공중 지원이 가능하니까. 통제실에서 쉘퍼가 나타났다. 놈들 수가 많아. 주위 건물로 엉켜하면서 이동해. 제작 들었다. 제작점 오모하라. 탄약 장전. 좌측 건물에서 쉘퍼 취함.
적을 모두 처리했다. 에코3 대공방어를 무력화했다. 이제야 좀 잠잠해졌네. 이제 통제실로 들어가서 통로 문을 열라고. 문이 열렸어. 다들 케이블카로 이동해. 탄약 장전! 수리 완료! 클라라, 현재 케이블카를 타고 연구소로 가는 중이다. 네, 아마 적들이 추격해올 테니 대비하시는 게 좋을 거예요. 이 좁은 고철 안에서는 고작 이동 타기 신세밖에 안 될 것 같은데. 놈들이 분주하게 움직이는 게 보이지? 곧 공격해올 테니 준비해. 위치에서 로켓 공격이다! 공격을 너무 많이 받으면 케이블카가 못 버텨! 신속하게 적들을 제거해! 전방에 적들이 우선이야! 뒤는 무시해! 재작전한다! 자식의 쉘퍼! 조심해! 케이블카 전력이 불안정하다! 너무 많은 공격을 허용하지 마! 좋아! 다와간다! 계속 집중해! 탄약 장전! 탄약 장전! 재작전! 오모하라! 재작전한다! 재작전! 케이블카가 멈췄잖아! 전력이 나갔나? 이런, 좌측에서 적 다 퍼버린다! 놈들의 접근을 막아! 젠장! 라이트 때문에 사격이 힘들잖아! 라이트를 부셔! 적들을 제거하면서 연구소로 이동한다. 재작전 오모하라. 데이터만 회수하면 끝나. 센터 컴퓨터에서 데이터 디스크를. 또 뭐야? 젠장. 하여튼 쉽게 되는 일이 없다니까. 어쩔 수 없다. 적들을 모두 처치해. 데이터는 그 뒤에 가져가자.
하지마. 탄약 장전. Bilmek istediğim şey operasyonda bu şekilde arkadaşlar. Şu düşen kırmızı kutuya bakalım neymiş, neye düşmüş. Aksesuar parçasının üretim rehberi düşmüş. A, B ve C silah parçalarından da 80'ler tane istiyor. Ama çöp. Hatta arkadaşlar size pardon. Hatta size bu aksesuarlarla alakalı bir şey göstermek istiyorum. Bilmiyorum daha önce hiç videolarımda söyledim mi, denk geldi mi? Şu C5 4. map. Yani normalde TR'de bile olmayan C5 chapter 5 bölümlerinin en sonuncusu 4. Normalde her chapter 5'er bölümden oluşurken maalesef ki son chapter'ımızın son bölümü gelmedi. 4. map'i sonuncu bölüm oldu. Bunun normalde şuralar açık değil, ben de açık olsaydı gösterirdim ama Lack of the items, yani eşya düşme şansına baktığımız zaman burada bakın Behemoth serisinin, ya daha doğrusu Behemoth serisine ait aksesuarlar görüyorsunuz. İşte şarjör genişletme, susturucu vesaire. Bunlar da Behemoth serisinin artı basma malzemesiyle hasar önleyicisi. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, normalde biliyorsunuz işte hatırlarsanız bizde silahlar seri seriydi. İşte Kar Leoparı, Archangel, Ölüm Perisi, Radyoaktif, Köpek Balığı, Kaplan gelmişti en son. Gibi gibi bu serilerin kendilerine ait susturucusu, dürbünü, lazeri, modifikasyonları vesaire doluydu biliyorsunuz, hatırlıyorsanız. Onların mesela susturucusu efsanevi, yani sarı renk, Legend seviye susturucu %6 atış hasarı veriyordu ya. Şimdi Behemoth'ta şöyle bir şey olmuş. Behemoth'ta normal map'te Behemoth'un mavi renkli susturucusu düşüyor. Bunu silaha taktığınız zaman %6 değil %8 veriyor, arttırıyor. Bu zoru bitirdiğiniz zaman bunun mor renklisi oluyor böyle. Bu mavi renkli ya şu an. Mavi kalite. Mor kalite veriyor. O da %10 arttırıyor. Ekstremden de bunun sarısı Legend seviyeye düşüyor. Sarı kalite düşüyor. O da %12 arttırıyor saldırı gücünü. Yani modifikasyonları anlayacağınız, bizim TR'deki modifikasyonlar da şu Behemoth'un modifikasyonlarından sonra çöp olmuştu. Haberiniz olsun. Ya buradaki bu hani Japon'da falan oluyordu ya, işte silahın şuraya ucuna takıyordu böyle oynar başlı bir susturucu falan vardı ya, onlar da sarı renkli ve %6 falan veriyordu. Onlar bile çöp olmuştu yani. En son modifikasyon olayı da bu şekilde olmuştu. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir de ne diyecektim başka? İşte bu açtığımız şey ise o mavi renkli nerede ya üretim rehberi? Şu. Bu da yüzde kaç işte, %5 mi %4 mü falan veriyordu ya. En çöp mavi şeyin üretimi. Bu da silah parçası ABC'den istiyor. Depoda var mı ondan? Depoda yok maalesef. Satmışım o jetonları. Ya çok da önemli değil. Yoklamadan gösterebilir miyiz? İşte şu mesela. Şu silah parçası C. Bunun A'sı var, B'si var, C'si var. Bundan üçünden de 80'er tane istiyor. Mesela gereksiz çöp. O yüzden direkt bunu böyle satıp üretim rehberinin değeri ne kadar? 80.000. 80.000 altına alıyorsunuz normalde. Ama işte artık burada 80.000 altında çöp. Bir de ben bir şey daha diyecektim de unuttum onu. Aklıma gelmedi. Eğer aklıma gelse şu an söyleyecektim de. İşte modifikasyon olayını anlattım. Şu an daha önceki videolardan anlatmadıklarımı düşünüyorum da. Ya modifikasyon olayı bu şekildeydi. Bilmek istediğim şey, haritasını oynadık. Değil mi? Kaç oldu? C2 4, C2 5 ile devam ederiz eğer inşallah edebilirsek.
Şu ara operasyonları oynamaya gerek yoksa zaten bunlara fazla bir konuşma olayı yok. Varsa da şu rehine kurtarmada falan var ki ben bu mapleri de sevmiyorum, ara mapleri. Neyse arkadaşlar, seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda hangi oyunda, hangi videoda görüşürüz bilemiyorum. Allah bilir orasını. Görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.